Herkese merhabalar. Bugün çok lezzetli bir sütlü tatlıyla güzel bir pasta hazırladım. Yalancı tavuk göğsüyle çok güzel oluyor, çok hafif. Hazırlaması da oldukça pratik bir tarif. Ee, önce tatlıyı yapalım. 3 dolu yemek kaşığı yaklaşık 125 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanacaksanız tencereye alıp eritelim. Önce unu kavuracağız. Eee sütlü tatlıyı yani yalancı tavuk göğsünü yapacağız. Daha sonra 3 çay bardağı unu ekleyelim. Böyle klasik e, bir çay bardağı ölçüsü. 3 bardak unu ekleyelim. Helva gibi biraz kavurmamız gerekiyor ama helvaya göre tabii ki içindeki yağ miktarı az olduğu için un biraz daha fazla topaklanıyor. Ben en başta telle karıştırmaya başladım ama daha sonra böyle ezerek karıştırırsanız daha iyi olur. Kısık ateşte unun çok fazla rengini döndürmeden 5-6 dakika kavuralım. Daha sonra 1,5 litre süt ekleyeceğiz. Ama ben hepsini bir kere de eklemedim. Hatta garanti olsun diye çünkü içinde çok fazla un topak şeklinde. ve blender kullanabilirsiniz. Bu aşamada rahatlık olabilir. Ocağın altını kapattım. Sütü ekledikten sonra ile karıştırdım. En son da yapabilirsiniz tabii ki ama topaklar belki açılmayabilir. Ben böyle hemen ekledikten sonra bir blenderdan geçirdim. Kıvamı en son gayet güzel oldu. Sonra kalan sütü ekliyorum. Şekeri henüz eklemedim bu arada. Onu daha sonra ekleyeceğim. Biraz yoğunlaştıktan sonra şeker ve vanilin eklememiz gerekiyor. Artık yoğunlaşmaya başladı. Ben vanilini arka tarafa koymuşum. Aslında hazırlamışım malzemeyi ama içine eklemeyi unuttum. Ee, siz unutmayın. Bir paket vanilin, bir buçuk çay bardağı toz şeker ee, ekleyelim. Zaten neredeyse artık fokurdamaya hazır. Şekeri de ekledikten sonra karıştırmayı bırakmayalım hiçbir şekilde. Çünkü yoğun bir tatlı kıvamı. Fokurdamaya başladı ocağın altını kısıp 1-2 dakika devamlı karıştırıp tatlımızı pişirmeye devam edelim. Hemen kaynamaya başladıktan sonra ocaktan almayalım. Böyle bir kıvamda oluyor. E, büyük dikdörtgen borcam kullanıyorum 2 pakette de kedili bisküvi kullanıyorum İsterseniz normal bisküvi veya e, kekli de yapabilirsiniz ama ben pratik bir pasta yapmak istediğim için daha önce de yapmıştım e, tavuk göğsüyle ile uyumu gayet güzeldi e, yine aynı şekilde yapmak istedim bir paketi alt kata e, tam yetiyor zaten sütle ıslattım ılık sütle e, sonra tavuk göğsünün yarısını orta kata döktüm. spatula ile yaydım 2 katlı çok güzel üzeri çikolatalı bir pasta olacak Sadece tavuk göğsünü pişiriyoruz ee, Onun dışında hazırlaması oldukça pratik bir tarif misafir e, geleceği zaman e, bir gün önceden yapıp e, çok fazla zamanınızı almayacak bir tarif Bu arada ölçü gayet büyük olduğu için e, sayınız daha azsa yarım ölçü yapabilirsiniz Ölçüleri yarı yarıya düşürüp Daha küçük bir tepside yapabilirsiniz Ben ikinci paket kedili bisküviye geçtim e, Onlar da zaten Dediğim gibi bir sıraya anca bir paket yetiyor e, Bu boy e, Bir tepside sütle ıslattım Sonra kalan e, Tavuk göğsünde Üzerine döküyorum Spatula ile düzleştirip dolapta bekleteceğim. Aynı gün yiyecekseniz e, yine 2-3 saat dolapta beklerse iyi olur. Ama ben bu tarz tatların e, bir gün beklerse daha iyi, iyi olacağını düşünüyorum. Üzeri için hazır sos, ev yapımı çikolata sos veya ganaj yapabilirsiniz. Ben bir kutu kremayı ısıttım. İçine 160 gram çikolata ekledim, 60 gramını sütlü, 100 gramını bitter çikolata. E, ocaktan aldıktan sonra kremanın sıcağında devamlı karıştırıp çikolatayı erittim. Üzeri için de aslında en pratik çikolatalı sosu, çikolata sosu yapmış oldum. Her haliyle pratik bir pasta yapmaya çalıştım. Çikolata sosu da üzerine tamamen yayalım. Sosu da döktükten sonra dolapta bir yarım saat kadar bekletip dilimleyip servis yaptım. 24 dilim oldukça fazla çıkıyor. Büyük bereketli bir pasta tepsi tepeleme olarak tamamen doldu yüksekliği fazla olduğu için e, dilimleri de böyle 24 dilim yaptım ama isterseniz tabi daha e, büyük dilimler halinde de kesebilirsiniz tam kıvamında çok hafif çok lezzetli güzel bir tarif oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim yorumlarınızı bekliyorum Ayrıca sizden ricam videoya beğeni bırakmayı unutmayın deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.